Merhaba, ben Sevde. Bahar aylarının gelmesiyle beraber hepimiz alışveriş yapmaya başladık. Ben açıkçası bahar alışverişinde çok fazla kitap vesaire alan bir insan değilim. Hatta bahar alışverişi yapan bir insan değilim. Çünkü bu tarz böyle işte bahar alışverişi, yaz alışverişi gibi şeyleri biraz da tüketim toplumunun getirdiğini düşünüyorum. O yüzden ben zaten günlük hayatta hep yaptığım kitap alışverişimi bu ay toparladım ve size bir kitap alışveriş videosu yapmak istedim. Önümde şöyle kocaman bir kitap kulesi var şu an. Şöyle. Bu kitapların hepsini ben bu ay yeni aldım. Hepsi de açıkçası çok ilgimi çeken kitaplar. Vakit kaybetmeden hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. İlk kitabımdan başlıyorum. William Golding'in Kule adlı kitabı. Daha önce hiç William Golding okumadım. Sineklerin Tanrısı da dahil olmak üzere. Çünkü açıkçası Sineklerin Tanrısı bana çok hitap etmiyor gibiydi. Henüz kitabı okumadığım için çok hani kitapla ilgili bir yorum asla yapamam ama bir şekilde böyle eleştirilerinde vesaire böyle Sineklerin Tanrısı beni çekmedi ve ben de biraz araştırdım. William Golding'in Kule adlı kitabının bana daha uygun olacağını düşündüm ve bu ay bu kitabı yeni aldım. Göstereceğim ikinci kitap bir uluslararası bestseller ve bence hepiniz bir yerlerde bir şekilde görmüşsünüzdür bu kitabı çünkü gerçekten çok meşhur. Hatta yeni bir kitap olduğu halde benim elimdeki şu an 15. baskı. Bu kitap tabii ki Ikigai, Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı. Bu kitap tabii ki benim de çok ilgimi çekti. Normalde bestseller alan bir insan hiç değilim. Hatta önceden okuduğum kitaplar sonradan böyle çok satanların arasına girdiğinde canım sıkılıyor. Yani biraz böyle diyorum ki hani bu kitap çok satanların arasına girdiyse ya bazı insanlar gerçekten kitabın kıymetini anladılar ya da bu kitap biraz popülerleşti. O benim biraz canımı sıkan bir şey ama bu kitabın bir uluslararası çok satan olması beni kesinlikle yıldırmadı. Çünkü bence hakikaten çok dikkat çekici bir kitap. Bir kere Japonların hep böyle çok uzun yaşadıklarını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Benim hep dikkatimi çeken haberler olur onlar. İşte 70 yaşında bir Japon kadın var, 17 yaşında gibi duruyor vesaire. Hani böyle hep ilgi çekici bir tarafı vardır Japonların ve hakikaten çok uzun ve mutlu bir yaşamları varmış gibi görünüyor. Normalde de ben zaten Japonlara biraz ilgi duyan bir insanım. İşte anime izlemeyi çok severim ya da Japon yönetmenleri çok severim. Dolayısıyla bu kitapta benim biraz dikkatimi çekti. Bu arada kitabın içeriğini hiç anlatmadım. Hep böyle çok satan olduğu için herkes biliyormuş gibi düşündüm. Ama hemen söyleyeyim. Ikigai kelimesi zaten Japonca'da insanların sabah yataktan kalkmaları için sebep anlamına gelirmiş. Ve bu kitapta herkese kendi ikigaisini keşfetmesi için yol gösteriyormuş. Benim de gerçekten dikkatimi çekti. Sırada bir kitap görüyorum ama kendisini biraz sonlara bırakacağım. Çünkü bu kitabı eminim ki bu videoyu izleyen herkes biliyor ve bence herkes çok seviyor. Yani eğer bu kitabı sevmiyorsanız da mutlaka filmini seviyorsunuzdur. Lütfen seviyor olun çünkü hakikaten onu sona bırakacağım. Diğerinden devam ediyorum. Parfümün Dansı Tom Robbins. Bu kitap da aslında çok popüler bir kitap. Tabii ki Ikigai kadar her yerde görülecek bir kitap değil belki ama benim böyle çevremde arkadaşlarımın elinde gördüğüm ya da metroda bazen insanların elinde gördüğüm bir kitaptı. Geçenlerde çok yakın bir arkadaşım var Merve. Merve ile beraber D&R'a gittiğimizde ikimiz birden bu kitabı gördük ve hani birbirimize şey dedik aynı anda. Ya ben bu kitabı çok merak ediyorum falan böyle ikimiz de bunu almak istiyormuşuz aslında çok uzun zamandır. Öyle olunca dedik hadi alalım ya bunu almış olalım falan aynı anda aldık. Ben tabii ki hala yarım bıraktığım kitapları okumakla meşgul olduğum için bunu okuyamadım ama ben de Tom Robbins'in bir kitabı daha var Ağaç Kakan diye. O gerçekten çok güzel bir kitaptı. Bunun da güzel olacağını umuyorum. Bir an önce başlamak istediğim kitaplardan birisi. Yeni aldığım kitaplardan biri de Çürümenin Kitabı. Bu kitap çok ilginçtir ki ben ne zaman kitap satan bir yere gitsem sürekli gözüme çarpıyordu. Yani böyle olduğu yerden bana doğru parlıyordu. Yine de kitapla ilgili çok bir fikrim olmadığı için hani kitapla ilgili bir eleştiri metni ya da kitabı tanıtan herhangi bir yazı falan okumadığım için hep böyle erteliyordum. Yani bir ara alırım ya herhalde falan diye düşünüyordum. En son geçenlerde D&R'ın online indiriminden yaptığım alışverişte baktım bu kitabın fiyatı da 10 liranın altına düşmüş. Dedim ben artık bunu bir alayım. Bu bana göz kırpıyor çünkü. Ve sonucunda bu kitabı da almış oldum. Sadece şunu söyleyebilirim. Sanırım diğer alışık olduğumuz roman veya alışık olduğumuz deneme kitaplarından çok daha farklı bir kitap. Ben de henüz çok fazla inceleme fırsatı bulamadım ama kitabı okuduğum zaman kitapla ilgili fikirlerimi ya YouTube üzerinden ya da Instagram üzerinden bir şekilde sizinle kesinlikle paylaşacağım. Çünkü bence gerçekten biraz farklı bir kitap. Bunu da böylelikle almış oldum.
Şu an önümde son 3 kitap var. Bu kitaplardan ikisi aynı yazarın kitabı ve benim çok çok sevdiğim bir yazar. Diğeri ise zaten hepinizin bildiğini düşündüğüm kitap. O yüzden ben şimdi yine hepinizin bildiği kitabı sona bırakıyorum ve bu iki kitabı anlatıyorum. Birincisi Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Bayağı uzun isimli bir kitap Ayfer Tunç'un. Ayfer Tunç benim çok sevdiğim bir yazar. Kendisiyle yıllar önce tanışmıştım ve gerçekten akıcılık konusunda çığır açmış bir yazar. Şu anda bu kitabı okumadım ama kitapla ilgili garanti edebileceğim şey, elime aldığım anda bu kitabı bırakamayacağım. Hani bakın, gayet kalın bir kitap, gayet belki de sıkıcı görünebilen bir kitap ama asla öyle olmadığına ben adım gibi eminim. Kitabın içeriğiyle ilgili olarak da tek bildiğim şey, genel bir Türkiye panoraması çizdiği ve Türkiye'den insan manzaralarını çok güzel yansıttığı. Gerçekten özellikle Ayfer Tunç'un kitabı olduğu için benim çok dikkatimi çekti. Diğer göstereceğim kitap ise yine Ayfer Tunç'un bir kitabı, Kapak Kızı. Bu kitabın kapağını neden böyle yaptılar gerçekten bilmiyorum. Normalde Ayfer Tunç'un kitapları hep Can Yayın Evi'nden çıkıyordu bildiğim kadarıyla ve Can Yayın Evi'nin o klasik işte beyaz kapağı vardı ama sonradan böyle bir kapak yapma kararı almışlar. Buradan Can Yayın Evi'ne sesleniyorum. Neden bu kadar kaliteli bir yazara, neden bu kadar kaliteli bir edebiyat ürününe böyle bir kapak tasarladınız? Gerçekten anlayamıyorum. Ama yine Ayfer Tunç'la ilgili şunu söyleyeceğim. Kesinlikle kapaklarının böyle olduğuna bakmayın. Çok kaliteli bir yazar. Özellikle Kapak Kızı'nı almamın sebebi ise şu. Ben Ayfer Tunç'un Yeşil Peri Gecesi diye bir kitabını okumuştum ve o kitap hala benim başucu kitaplarımdan biridir. Gerçekten Yeşil Peri Gecesi'ni okuduktan sonra hem Ayfer Tunç'un benim böyle hayatımın yazarlarından olduğunu keşfetmiştim hem de Yeşil Peri Gecesi ile özellikle ayrı bir bağ kurmuştum. Bu kitapta da Yeşil Peri Gecesi'nin ana karakteri mevcutmuş yine. Dolayısıyla Yeşil Peri Gecesi ile olan bağından dolayı bu kitabı da çok merak ettim ve henüz yeni alabildim. 6 tane kitabı geride bıraktık ve şu anda az önceden beri bahsettiğim son kitabıma gelmiş bulunuyoruz. Şu an kitap bana bakıyor, ben kitaba bakıyorum. Gerçekten böyle bir kitabı elime alma isteği geldi bana da. Kendisini kucaklamak istiyorum. Harry Potter ve Ateş Kadehi. Şu anda bu videoyu izleyen insan kaç yaşında? Nasıl bir ortamda yetişti? Ne bileyim, hayatta nelerden keyif alır, nasıl hobileri vardır? Bilmiyorum. Yani siz kaç yaşındasınız şu an gerçekten bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Benimle yaşıtsanız ya da benim kuşağımdan bir insansanız bence öyle ya da böyle Harry Potter'la bir bağınız vardır. Yani gerçekten vardır. Çünkü biz Harry Potter'la birlikte büyüdük. Öyle Harry Potter'la aynı yaştaydık. Hep beraber büyümüşüz gibi oldu. Ve filmlerine de kitaplarına da çok ciddi bir bağlılığım var benim. Şu kanalda Harry Potter'ı tanıtmak bile benim haddime değilmiş gibi geliyor. Hani şu anda böyle Harry Potter'da çok aşırı yüksekte bir yere koymuşum gibi anlaşılmasını istemem ama gerçekten Harry Potter'la benim çok ciddi bir gönül bağım var. Evet, Lord of the Rings'i de sevdik, Hobbit'i de sevdik, ne bileyim işte Star Wars'u da sevdik ama Harry Potter'ın yeri her zaman çok başkaydı çünkü biz beraber büyüdük. Şimdi diyeceksiniz ki Harry Potter'ı madem bu kadar seviyormuşsun neden bu kitabı yeni aldın? Aslında yeni almadım. Ben çocukken Harry Potter serisini hep arkadaşlarımdan alarak okumuştum ve şu anda da bu seriyi kardeşime alıyorum. Kendisi Harry Potter'ı çok seviyor. Harry Potter filmlerini de kitaplarını da çok seviyor. Sadece okuma eylemini çok fazla sevmiyor. Ben de kardeşime hem okumayı sevdirmek için hem de çok sevdiği Harry Potter'ın kitaplarına sahip olması için Harry Potter serisini alıyorum. En son Azkaban Tutsağı'nı okumuştu. Ben de şu anda sıradaki Ateş Kadehi'ni kendisine yeni aldım. Böylelikle kardeşim sayesinde Harry Potter ve Ateş Kadehi de kitap alışverişimin içine dahil olmuş oldu. Bu videoyu da Harry Potter'la birlikte kapatmak istiyorum. Zira kendisi çok yakın zamanda kilometrelerce uzağıma gidecek. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.